Bir akarsu vadisinin karşılıklı iki yamacında aşınmaya karşı farklı dirençte kayışlar bulunuyorsa bu akarsuyun aşağıdaki vadi şekillerinin hangisini oluşturması beklenir? Evet bir akarsu vadisi var. Bu vadinin iki yamacında farklı dirençte kayışlar bulunuyor. O zaman ne olur? Direnci az olan kısımlar fazla aşınır. Direnci fazla olan kısımlar fazla aşınmaz. Dolayısıyla bu ortaya çıkan vadiye e, farklı aşınmadan dolayı farklı şekil oluştuğu için asimetrik vadi ismi verilir. Simetrik mesela çentik vadi simetriktir. Ancak bir yamaç fazla aşınmış, bir yamaç az aşınmışsa o zaman asimetriktir. Evet asimetrik vadi adı verilir. Yatık yamaçlı vadi eğimin az olduğu vadiler, e, yamaçların e, e, az olduğu boğaz U şeklindeki geçit türündeki vadiler. Çentik V şeklindeki vadiler. Geniş tabanlı vadi ise akarsuyun eğimin azaldığı yerlerde oluşan vadilerdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki şekillerden hangilerinin oluşumunda akarsu aşındırmasının etkili olduğu söylenebilir? Akarsu aşındırmasının etkili olduğu söylenebilir. Evet baktığımız zaman bir numaralı şekilde kıvrılma söz konusu. Yani antiklinal, senklinal var. Dolayısıyla bu nedir? Orojenez etkili olmuştur. Kıvrılmadan. İkide ise bakıyoruz yine e, graben ve hors nitelindeki e, kırılmayla oluşan bir e, kesit söz konusu. Dolayısıyla burada da yine orojenez etkili olmuştur. Üçe bakıyoruz. Üçte dev kazan oluşmuştur. Bir akarsuyun e, düştüğü yerde oluşturduğu çukurluktur. Dolayısıyla bu akarsu aşındırması sonucu oluşmuştur. Dörtte ise bir kaynak türü verilmiştir. Bu kaynak türü kalkerli arazide oluşan karstik kaynaktır. Dolayısıyla bu, bu kaynağın oluşumunda akarsu aşıdırması söz konusu değil. Evet. Hangilerin oluşumunda akarsu aşıdırmasının etkili olduğu söylenebilir? Yalnız 3. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yeryüzündeki kurak ve yer kurak iklim bölgelerinde rüzgarların şekillendirici etkisi fazladır. Buna göre Yukarıdaki haritada boyalı alanlardan hangisinde rüzgarın şekillendirme etkisinin daha fazla olduğu söylenebilir. Rüzgarın şekillendirme etkisinin daha fazla olduğu. Rüzgarların etkili olduğu yerler bitki örtüsünden yoksun olan kurak ve er kurak bölgeler özellikle de çöllerdir. Bu nedenle haritamızda biz çölün olduğu yere bakacağız. 5 ekvatoral bölge rüzgarın etkisi burada yok. 3 İskandinav bölgesi, İskandinav Yarımadası'nın olduğu bölge. Buzullar etkili. 4 de buzullar etkili. 2 de akarsular etkili. Bir ise Avustralya'daki çöl bölgesi olduğundan dolayı evet burada rüzgarın etkisi daha fazladır. Doğru cevabımız e, A seçeneğidir. Rüzgarların taşıdığı ince taneli malzemelerin birikmesiyle oluşan kumullar yine rüzgarların etkisiyle sürekli olarak yer değiştirir. Kumul hareketleri zamanla yerleşim birimlerini, tarım alanlarını ve karayollarını tehdit eder. Aşağıdakilerden hangisi kumul hareketlerini önlemek için alınacak önlemlerden biri değildir? Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması, çayır ve meralarda aşırı otlatmanın önlenmesi, rüzgarların hızını kesen setlerin yapılması, orman tahribatının önlenmesi, tarlalarda hasattan sonra anız yakılması. E tek tek incelediğimiz zaman A seçeneğinde ağaçlandırma çalışmaları yapması. Evet ağaçlandırma rüzgarın etkisini azaltır. Çay rümeraları aşırı otlatmanın önlenmesi erozyonu azaltır. Rüzgarların hızını kesen setlerin yapması rüzgarın hızını azalttığı için e, kumun hareketlerini önlemek için alacak önlemlerden biridir. Orman tahribatının önlenmesi yine e, ağaçların kesilmesini önlen, önlen, önleneceğinden dolayı bu da etkilidir. Burada etkili olmayan hasattan sonra anız yakılması. Anız yakıldığı zaman e, ee, hasattan sonra kalan kök kısımları da e, yandığından dolayı erozyon artar ve kumun hareketleri artacak demektir. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen akarsu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Açık havzalıdır. Evet denize dökülmüş. Denize ulaşıyorsa bir bölgenin suları açık havza var demektir. Yatak eğimi azalmış. Ee, ki bu hem izoipslerin seyrekleşmesinden hem de kıvrım yapmasından anlaşılıyor. Gelgit genliği azdır. Bunu da söyleyebilir. Çünkü delta oluşmuş. Eğer e, gelgit genliği fazla olsaydı delta oluşmazdı. Haliç oluşurdu. Bu da söylenebilir. Güneye doğru akış göstermektedir. Evet kuzey işareti bu olduğuna göre evet güneye doğru akış gösterir. Doğru. Dar ve derin bir vadide akmaktadır. Yanlış bu. Dar ve derin vadi olsaydı izoipsler sıklaşırdı. Doğru cevabımız. Bu yüzden E seçeneğidir. Akarsular ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir akarsuyun yatağında biriken malzemelerin boyutu akarsuyun akımıyla doğru rantılıdır, söylenebilir. Eğer akım artmışsa malzemenin boyutu da artar. Yer şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu yerlerde dar ve derin vadiler oluşur. Bu da söylenebilir. Ee, dağlık ve engebel olan yerlerde akarsuyun akış hızları yüksektir. Bu yüzden dar ve derin vadiler oluşur. Çentik vadi gibi. Bir akarsu yatağında eğimin azalması, yana aşındırma ve biriktirmeyi artırır. Eğimin azalması, yana aşındırma, menderesler e, oluşması imkan sağlar. Bu da söylenebilir. Akarsu yatağının dirençsiz kayaçlardan oluşması, akarsu mekanik aşındırmasını artırır. Bu da doğru. Ne kadar dirençsiz kayaç varsa akarsu o kadar aşındırması fazla olur. Akarsu kapalı havzeye sahip olması biriktirmeyi artırır. Yanlış biriktirmenin olması için açık ya da kapalı havza, olmasından daha çok eğimin azalması etkilidir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde Haliç tipi kıyılar gösterilmiştir. Bu tür oluşumlara Almanya kıyılarında yaygın olarak rastlanması ülkenin hangi özelliğinin bir sonucudur? Evet burada Haliç tipi kıyılardan bahsedilmiş. Haliç'in oluşabilmesi için gelgit genliğinin yüksek olması gerekir. Almanya kıyılarında da gelgit genliği yüksektir. Bu yüzden Haliçler oluşmuştur. Bakıyoruz e, ne diyor? Ülkenin hangi özelliğinin bir sonucudur? Yani e, Haliçlerin oluşması. Orta enlemlerde yer alması. Türkiye'de orta enlemlerde yer almaktır. Ancak Haliçler oluşmaz. Okyanus kıyısında bulunması. Evet. E, bu özelliğinden dolayı, okyanus kıyısında bulunduğundan dolayı gelgit genliği yüksek, gelgit genliği yüksek olduğu için de oluşmaktadır. Bu söylenebilir. Ortalama yükseltisinin az olmasıyla ilgisi yok. Gelgit genliği yüksek olması gerekecek. Ki e, ortalama yükseltisi az olan e, bazı e, kıyılarda bu tür e, oluşumlara rastlanmaz. Buzul etkisinde olmasıyla bir ilgisi yok. Çünkü bu gelgitle ilgili. Denizden toprak kazanmasıyla zaten ilgisi yok. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıdaki yer şekillerinin hangileri daha çok kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülür? Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde görülüyorsa rüzgar etkili demektir. Rüzgarların oluşturduğu şekiller olması gerekir. Barkan bunlardan birisidir. Ee, rüzgarların etkisiyle oluşan e, hilal şeklindeki kumunlara verilen isimdir. Lapya, yeraltı suları tarafından e, oluşturulan karstik şekillerdendir. Veya yeryüzü sularında etkisi vardır. Karstik şekildir. Dolayısıyla kurak ve yarı kurak bölgelerde oluşur diyemeyiz. Mantarkaya, Barkan gibi rüzgarların etkisiyle oluşur. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde, Hörgüçkaya da buzulların etkisiyle oluşan şekildir. Biz denizlerin daha çok kurak ve yarı kurak bölgelerinde görülenler, Barkan ve Mantarkaya, 1 ve 3 doğru cevabımız B seçeneğidir. Yukarıda verilen şekillerden hangilerinin oluşumunda rüzgarların etkisinin olduğu söylenemez. Mantarkaya rüzgarların aşındırmasıyla e, oluşmaktadır. Tafoni mantarkaya gibi yine rüzgarların, rüzgarların aşındırmasıyla oluşur. Taraça e, akarsular tarafından oluşturulur. Hem aşındırma hem biriktirme şeklidir. Lösler rüzgarların biriktirmesi sonucu oluşur. Kırgı bayır ise yine akarsular tarafından oluşturulan şekillerdir. Bizden istenen neydi burada? hangilerinin oluşumunda rüzgarların etkisinin olduğu söylenemez. Mantarkaya, Tafoni, löz rüzgar etkisi var. Taraça, Kırgıbayır, Akarsu doğru cevabımız 3 ile 5'in olduğu D seçeneğidir. Yukarıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşumunda rüzgar dolaylı etkiye sahiptir? Evet, tek tek incelediğimiz zaman şekillerimizi. E, 4 numaralı şekil, Barkan, Barkanın oluşumunda rüzgar doğrudan etkiye sahiptir. Bizden e, dolaylı etkiye sahip olan istenmiş. Mantarkaya verilmiş üçte. Mantarkaya da rüzgarın doğrudan etkisi bulunmaktadır. İki, obruk verilmiş obrukta rüzgarın herhangi bir etkisi yok. Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu oluşabilmektedir. E, bir de birikinti yelpazesi, birikinti konisi verilmiş. Akarsuyun etkisi oluşur. Dolayısıyla rüzgarların... E, Herhangi bir etkisi yok dolaylı ya da doğrudan. Beş numaralı e, şekil ise falez, falezlerin oluşumunda rüzgarlar e, kış şekillerin oluşumunda dolaylı etkiye sahiptir. Nasıl? O dalgaların e, oluşmasına sebep olarak. Bu yüzden doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıda verilen yer şekillerinden hangi ikisinin oluşum bakımından birbirine daha çok benzediği söylenebilir? Polye, dev kazanı, uvala, mantar kaya, tombolo. Tek tek incelediğimiz zaman polyem e, karstik arazilerde oluşan e, ova ya da göl ova adı verilen şekillerdir. Genelde e, yer üstü bir yeraltı etkisi vardır. Dev kazanı akarsuların e, etkisiyle oluşan aşındırma şeklidir. Uvala polyenin e, daha e, küçüğüdür. Dolayısıyla aynı bölgede aynı şekilde oluşur. Ve birbirine benzer oluşumu mantar kaya rüzgarların aşındırmasıyla tombola da Dalga, dalga ve akıntıların biriktirmesi oluşur. Bizden istenen birbirine daha çok benzediği söylenebilir. Poli ve uvaladır. Doğru cevabımız 1 ve 3'ün olduğu B seçeneğidir. Yukarıdaki kavram haritasında yapılan eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Rüzgardan oluşturduğu yer şekilleri verilmiş. Aşındırma ve biriktirme şekilleri. E, aşındırma e, şekilleri. Tafoni demiş. Doğru. Kumul. Yanlış. Barkan yanlış. Bunlar biriktirme şekilleri çünkü. Biriktirme şekillerine bakıyoruz. Yardank yanlış. Mantarkaya yanlış. Şahittepe yanlış. Hangisi doğru? Burada doğru olan sadece aşındırma şekilleri içerisinde olan tafonidir. Doğru cevabımız A seçeneğidir.